Murat Küçük. Hamameli seti kullanıyorum. Çok iyi oldum. Hamameli sedefi varmış. Kullanmış. Çok iyi gelmiş. Evet. Hamameli sedef bildiğiniz gibi çok çok ağır bir rahatsızlık. Kiminin dizinde, kiminin dirseğinde, kiminin yüzünde, kiminin çenesinde vesaire vesaire olabilir. Allah korusun, çok kötü bir rahatsızlık. Görüntü kötü. Yıllar önce bana bir vatandaş gelmişti de Ağustos ayında sadece yüzü şu kadar gözüküyor. Maskeli baloya gidiyor sanki. Her tarafı kapalı. Adamı görünce kapıda terörist zannettim. Hemen elimi çekmeceye attım. Dedim ki bu silah millet çekerse belli olmaz. Hazırlıklı olayım diye. O da dedi ki bana terörist falan değilim. Nesin yedin, bu ne vaziyet? Hastayım. Ne hastası? Sedef. Ne olmuş Sedef'se? Sedef dedim, dizin de olur, dirsen de olur. Dedi ki vücudumun %80'i Sedef. Allah Allah, getir bakalım. Adam gömleğini çıkarttı ki böyle atnalı şeklinde, her tarafı yara. Atnalı büyüklüğünde, böyle yaralı hiç görmedim ben, hayatımda görmedim. Anlat bakayım hikayeni dedim. Evet, bu arkadaşımız iyileşmiş Sedef'ten. Dedi ki çalıştığı büroda bir bayan gelip gidip buna diyormuş ki aşkım, sevgilim, canım falan diyormuş. Ya ben evliyim falan, olsun fark etme, ben seni seviyorum, ben sana aşığım, karının boşa benimle ol falan diyormuş. Buna gelip gidip baskı yapıyormuş. Seviyormuş. Saçını başını oynuyormuş. Çay içelim, kahve içelim. Bu da biraz dindar bir vatandaş, mahcup, utanmış, 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 kızarmış, bozarmış. Bir ay sonra adamın bütün vücudundan şak 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 birdenbire her tarafı yara olmuş. İçine ata ata der dolmuş. Halbuki defol git, beni rahatsız etme dese yeter yani. İçine atmayacaksın bazı dertleri, sıkıntıları atarsan böyle adama perişan eder. Kovacaksın, ya işin yok defol git de, değil mi? Diyememiş. Çok kibar bir beyefendi. Kibar olursan bazen işe yaramıyor. Bu vatandaş kibarlıktan olmuş hasta. Tam 11 yıl her yıl bütün izini biriktiriyor. Biraz rahatlamak için Sivas Kangal'a gidiyor. Orada balıklı bir görler. Oraya yatıyor. Balıkla gidiyor. Tık tık tık. O yarayı deşiyorlar. İyileştiriyorlar falan. Orada biraz rahatlıyor. Geliyor. Sivas Kangal'dan 2-3 hafta sonra tekrar yavaş yavaş yaralar ortaya çıkıyor. 11 yıl gitmiş. Bakmış ki sonu yok bunun. İnternette araştırmış, bulmuş, gelmiş. Beni dedi ki beni iyileştirebilir misin? Dedim ki Almanya'dan bir krem getirelim, onu kullan. Bir hesap ettik. O çok para, ben ödeyemem. Fakir bir adam. Dedim ki iksir, tonik kullan. Ne o? Lahana suyu ve zencefil may. Zencefilli su, lahanalı su. Basit. Türkçe. Lahanalı su, zencefilli su. İçinde 19 çeşit bitki var ikisinde. Kullan bakalım. Tamam dedi. 3 hafta sonra geldi, dedi ki ben ama kortizon kullanmıştım. Ne oldu dedim, kortizon mu kullandın? Yok dedi. Nasıl iyileştin? Sizin ürünleri kullandım. Ya şaka yapmadım. Yemin ediyorum sizin ürünleri kullandım, iyileştim dedi. 3 haftada. Ha. İyi maşallah. Ama iyileştim diye bırakma, bırakırsan sonra pişman olursun dedim. %100 iyileşene kadar devam et. O %100 iyileştikten sonra da 2 ay devam et ki yoksa ileride nüksederdim. Tamam dedi ya, adam bir daha gelmedi. Bir yıl sonra yeniden geldi. Ya nüksetti. Nükseder. Çünkü 3 haftada iyileştim diye bırakırsan 6 ay, bir yıl sonra yeniden gelirsin demiştim dedim. Şimdi bazı vatandaşlar diyor ki o 3 haftada iyileşmişti, ben niye iyileşmedim? Ya insan bu, robot değilsin ki. Sen çok ilaç kullanmışsındır, 6 ayda iyileşirsin. Öbür vatandaş hiç ilaç kullanmamış, 6 haftada iyileşir. İnsanın bünyesi farklıdır. İnsanlar robot değil. Bazıları ben niye öbürü gibi iyileşmedim diye dert yanıyor. Robot muyuz? Yani. O iyileşse ben de iyileşmem lazım. O kimyasal ilaç kullanmamış. Sen kimyasal ilaç kullandın mı? Kullandım. O zaman hücredeki reseptörleri kimyasal ilaçlar yakıyor, kavuruyor, tahriş ediyor.
kolay kolay bünye cevap vermiyor yani. Almıyor, algılamıyor.